Kendine has kokusu olan kayısı ilkbaharla beraber çiçek açmaya başlar. İlkbaharın ilk güneş ışınları ile meyve veren ağaçta, mevsim bitmeden meyveler toplanır. Orta Asya topraklarından tüm dünyaya yayılan kayısı, ilk keşif zamanlarında, sindirimi rahatlattığı için tıbbi ilaç olarak kullanılmıştır. Doğada bilinen en güçlü lif kaynağı olan kayısı, insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda, kayısı çekirdeğinde bulunan B17 vitamini içerdiği, bu vitaminin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıkarıldı. Özellikle kabuklarının insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğu tespit edilmiştir. Meyvenin ilk hali ekşimsi bir tada sahipken, daha sonra tatlı bir hale gelir. Bu da içeriğindeki vitamin ve minerallerin artmasını sağlar. Dış posası ve iç çekirdeği ayrılarak, iki farklı kuru yemiş elde edilen nadir meyvelerdendir. Kayısının faydalarından bazıları ise şunlardır. İçerdiği potasyum sayesinde, kalp damarlarının tıkanmasını engelleyerek, kanın vücuda daha iyi pompalanmasını sağlar. Bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirerek, kalp ritim bozukluğu gibi hastalıkların yaşanmasını engeller. Beta karoten maddeleri kan basıncını dengeleyerek, yüksek tansiyon riskini azaltır. Ayrıca beta karoten maddesi, göz sağlığı içinde fayda sağlayan bir maddedir. Göz içerisindeki vitamin ve minerallerin dengesini sağlayarak, katarak ve retina bozukluğu gibi hastalıkların yaşanma ihtimalini azaltır. Fosfor ve kalsiyum güçlü kemiklerin olmazsa olmaz maddeleridir. Bu vitaminler bakımından zengin olan kayısı, kemiklerin güçlenmesini destekler. Gelişim çağındaki çocukların ve hamile kadınların, günde en az 3 tane tüketmesi gerekir. Düşük potasyum oranı, şiddetli baş ağrısına neden olur. Kayısı bunu ortadan kaldırmada etkili bir besindir. Ağız içinde yaşanan yara ve afların oluşumunu da engelleyen kayısı, aynı zamanda mideden kaynaklı oluşan ağız kokusunu da engeller. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirerek, kanserli hücrelere karşı vücudu korur. Beta karoten maddesi kan basıncını dengelemesinin yanı sıra, vücuttaki yaşlanmaya meyilli hücreleri de engelleyerek, yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda kayısı içerdiği A vitamini sayesinde, karaciğerde ve ciltte yağ bezelerinin oluşumunu engeller. Vücudun elektrik seviyesini dengeleyerek, sinirlerin daha akışkan olmasını sağlayarak beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve konsantre eksikliği gibi hastalıkların, ileri yaşlarda ortaya çıkmasının önüne geçer. Kayısı çekirdeğinin bilimsel faydaları şunlardır. Kayısının posası kadar çekirdeğinin de, insan sağlığına faydalarının olup olmadığı konusunda uzmanlar araştırma yapmıştır. Nadiren bulunan B17 vitamini, yani amigdalin gibi maddeler içeren kayısı çekirdeğinin, vücutta çeşitli nedenlerden ötürü mutasyona uğrayarak, kansere zemin hazırlayan hücrelerin sağlığını koruduğu ortaya çıkarılmıştır. 7 yıl süren bir araştırmanın sonunda, kayısı çekirdeğinin kanser hastalıklarını önlediği kanıtlanmıştır. Ayrıca aynı çalışmada kayısı çekirdeğinin, hücreleri yenilediği ve yaşlanmayı geciktirdiği tespit edilmiştir. Uzmanlar kayısı çekirdeğinin, insan vücudunun günlük ihtiyacı olan, vitamin ve mineralleri fazlasıyla karşıladığının altını da çiziyor. Kayısı zararları ve yan etkileri şunlardır. Diyetisyenlerin hastalarına önerdikleri, diyet listelerinin ilk sırasında yer alan kayısı, bazı uzmanlar aşırı tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunur. Çünkü kayısı bağırsak florasalarının fonksiyonlarını artırarak, aşırı ishale neden olabilir. Bu da vücudun istemeden hızla sıvı tüketmesini sağlar. Her bitki gibi bu şifalı meyvenin de fazla tüketilmesi zarar verebilir. Özellikle şeker hastalığı bulunan kişiler, bu meyveden çok fazla tüketmemelidir. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Bu tür videoların devamı için, videoyu beğenip, kanalımıza abone olabilirsiniz.